Seni arıyorum, neredesin? Buradayım işte. Senin haberin var mıydı bütün bu olanlardan? Ben annemi düğüne çağırdım, belki gelmek isterdi. Sen annemi aradın, buldun, konuştun, düğüne çağırdın. Bana tek bir şey söylemek bile gelmedi aklına. Öyle mi Zeren? Çünkü söylesem kesin gelsin derdin değil mi ablacığım? Delireceğim ya, delireceğim. Ya etrafımdaki herkes, herkes benim gözümün içine baka baka yalan söylüyor bana. Konuşacağız seninle sonra. Kalk şimdi hadi. Halam anlatacakmış her şeyi, çağırıyor seni de. Ben gelmeyeceğim. Ne demek gelmeyeceğim? Duymaya hazır mıyım bilmiyorum. Tamam, en çok ben istedim öğrenmek ama... canım yanıyor abla. Benim de canım yanıyor Zeren. Çok canım yanıyor. Ama ne biliyor musun? Artık tek bir yalan bile duymak istemiyorum. Madem kurcaladın böyle her şeyi, he, madem açtın o kutuyu, şimdi dinleyeceksin her şeyi. Yürü. Yürü hadi. Babanız o kazada öldükten bir süre sonra Nihan'ın yazdığı bir yazı başına dert açtı. Ondan sonra yurt dışına kaçmak istedi. Ama giderken sizi götüremedi tabii. Yani bir adama aşık olup onun peşine takılmadı. Hep öyle anlattın ya bize. Ya diğer türlü anlatsaydın onun dönmesini umut edecektiniz hep. Bekleseydik. Bıraksaydın, umut etseydik. Sen bizim umudumuzu nasıl elimizden alırsın? Ay harika, dinleyecek misin? Dinleyeceğim, evet. Devam et. Ben önce sizi almak istemedim. Annem çok ısrar etti. Ben o sıralar pek iyi değildim. Eşref'ten sonra çok içe kapanmıştım. İki tane küçük kız. Ben dedim onlara nasıl bakayım? Ama ondan sonra öyle bir bağ kurdum ki sizinle. Çok alıştım. Tekrar hayata bağlandım. Annem bahsettiği gibi aradı mı? Mektup yazdı mı? Yazdı, evet. Ama siz çok küçüktünüz. O zaman aklınız karışırdı. Size söz geçiremem diye hiç okumadım size o gelen mektupları. Yani onu unutmanız, yeni hayatınıza alışmanız gerekiyordu. Anlıyor musunuz beni? Anlamıyoruz. Bu kadar çok yalanı anlamamız mümkün değil. Para konusu. O ne? Hala anlatacaksın. Bak gerekirse sabaha kadar duracağız burada ya. Susma, anlat. Dinleyin, tamam. Dinleyin o zaman. Sacide! Neredesin? Kaçtır kapı çalıyor? Ne işin var senin burada? Çocukları görmeye geldim. Yok çocuklar, okuldalar. Hayırdır böyle çat kapı, ne istiyorsun ya? Kaçak girdim ülkeye Süreyya, vaktim yok. Çocukları alıp gideceğim. O tren çoktan kaçtı Nihan Hanım. Onların tek bir hayatı var, o da bu konakta. Ben onların annesiyim Süreyya. Annesiysen aç da kulaklarını iyi dinle. O çocuklar burada çok mutlu. Ne yapacaksın? Onlara nasıl bir hayat sunacaksın? Nerede yaşayacaksınız? Kaçaksın da bir de. Kim bilir başlarına ne belalar açacaksın. Her zamanki gibi hayatın gerçeklerinden uzak, yazdığın yazılardaki dünyada yaşıyorsun. Yurt dışına gideceğiz. Ayarladım diyorum her şeyi. Yoklar Nihan. Çekil önümden Süreyya. Bana bak Nihan. Aklını başına topla. İki genç kızı büyütmek kolay mı sanıyorsun sen? Kendine iş bulamazsın. Açlıktan sokaklarda sürünürsünüz. Eğer onların iyiliğini istiyorsan burada kalacaklar. Onları bırakamam Süreyya. Yok, yapamam. Ne yaparım ben onlarsız? İçeri gir. Gir.
Çocuklarımı bırakmam için bana para mı veriyorsun Süreyya? Bütün param bu Nihan. Benim varım yoğum bu. Yeter ki çocuklarına bu kötülüğü yapma. Bu para yeni bir hayat kurmana hayli hayli yeter. İsviçre'de değil miydin? Bu çeki al ve geri dön. Yeter ki çocukların düzenini bozma. İkisi de burada mutlu. İkisinin de hiçbir ihtiyacı yok. El bebek gül bebek büyüyorlar. Seninle gelseler ne olacak? Perişan olacaklar. Hem bak ben sana her ay düzenli para yollamaya devam ederim. Ne diyorsun? Tek bir şartım var. Çocuklarını bir daha asla aramayacaksın. Buraya geldiğinden de haberleri olmayacak. Halacığım ne oldu? Kim daha gören kadın? Dilenciydi kızım, öyle sevap olsun diye biraz para verdi. Hadi bak sen git içeri, ayağına bakmasın kırıklar. Hadi. Tamam. Yani haklı çıktım. Size o kadar da düşkün değildi. Zaten ondan sonra size gerçeği anlatmama gerek bile kalmadı. Sizin bunu bilseydiniz daha çok canınız yanardı. Anneniz sizi bir çek karşılığı bıraktı gitti deseydim. Bu seni haklı çıkarmaz. 20 yıl boyunca ne kadar kolay yalan söyledin. Bıraksaydın tanısaydık annemizi. Bilseydik ki terk edilip böyle paçavra gibi birilerinin kapısına atılmadık. Onu bilerek büyüseydik en azından. Normal çocuk gibi büyüseydik ya. Sen bu hakkımızı nasıl elimizden alırsın bizim? Ölmemek için. Çünkü siz onunla gitseydiniz ben ölürdüm. Siz benim hayat kaynağım olmuştunuz. Tek mutluluğum sizdiniz. Ben sabahları uyanmak için bir sebep bulamazken siz hayatımın manası olmuştunuz yani. Siz olmadan yaşayamazdım ben. Tamam şimdi istediğinizi yapabilirsiniz. Konuşma istersen benimle konuşmayın. Hakaret edin. Ne istiyorsanız yapın. Ama daha da fazlasını sormayın artık yeter. Dahası da var. Onu da anneniz anlatsın artık. Öyle kolay mı? Böyle kolayca sıyrılıp çıkıyor muyuz işin içinden? Allah yeter. Bana yetti. Ne var daha başka? Anlat ya, daha ne var? Bana düşmez artık bundan sonrası. Konuşamam. Annenizle konuşsanız da o anlatsın size devamını. Madem ortaya çıktı, ben buradayım diye. Ne kolaymış öyle, işine geleni anlat, işine gelmeyeni anlatma. Ah canım. Seni hiç affedemeyeceğim galiba ben. Hatta ne biliyor musun? Ben senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Şu numarayı versene bana. Hangi numarayı? Annemin numarasını. Gidecek miyiz? Versen hadi.
Merhaba Nihan Hanım. Harika ben. Buluşabilir miyiz diyecektim.